Evet. Merhaba, ben Metin Akdülger. Şimdi Janti'nin sorularını cevaplayacağım. Kendimle ilişkimde bir yüzleşme durumundayım şu an. 35 yaşındayım. 35 yaşın en enteresan bir kafası varmış. Ben çok sevdim. Kendimle yüzleşip yoluma nasıl devam edeceğime karar vermem gereken zamanlar bunlar. Biraz daha sorumlu davranmaya çalışıyorum kendime dair, aileme dair, yaptığım işe dair, sevdiğim insana dair. Bilmiyorum, heyecanlı. Bir yandan bir durgun, yani böyle durgun hissediyorum kendimi ama şey bir durgunluk değil, böyle hüzün ve melankolik bir durgunluk değil. Biraz böyle özgüvene dair bir durgunluğum var. Ama genel teması yüzleşme galiba. Çok sosyal, yoğun, sosyal bir gün geçirdiğimde eve döndüğümde çok yoruluyorum. Çünkü proses o zaman başlıyor bende. Yani söylediğim her şeyi düşünmeye başlıyorum. Ay öyle dedim, öyle mi anlaşıldı acaba, öyle mi, şöyle mi derken o beni yoruyor. Önem verdiğim, değer verdiğim insanlarla beraber zorunlu sosyal bir yere girdiysem o zaman daha sorumlu hissediyorum kendimi. Böyle bir sorun yaşıyorum, öyle diyeyim yani. Eve döndüğümdeki mesaisi biraz fazla. Hayatımdaki ilk önemli figür anneannem. Ben anneannemi hiç tanımadım ama benim için yokluğuyla daha önemli bir figür oldu. Çünkü annem bana hamileyken annesini kaybetmiş, anneannemi kaybetmiş ve ben hep anneannemin hayaliyle, işte onun anlatılarıyla büyüdüm. Hiç görmememe rağmen en önemli figür, özellikle hayatımın ilk döneminde anneannem. Bence Türkiye'de yaşayan birçok insan için Atatürk bu. Yani özellikle ilkokul yıllarında önce böyle çok büyük ve uzak ve başka bir şey olarak tanıdığımız bir figür zamanla değişir. Onun üzerinden fikirler anlamaya başlarız. Onun üzerinden dünyamızı kurmaya başlarız. Babamız gibi önce bir uzaklaşırız, sonra yakınlaşırız. Yani beyefendilik bence özenli olmakla başlıyor. Hayata özenli olan, hayata saygılı olan, kendisine ve çevresine saygıyla, vicdanla ve sevgiyle hareket eden insanların büründüğü bir poz beyefendilik. Beyefendi olmayı seçiyorsun hayatta bence. O poza girmeyi, onu sevmeyi öğreniyorsun. Yani benim istediğim gibi bir mesleki uğraşın oluşmasının ilk aşaması özgürlük. Çünkü ben hayatımda oyunculuğu bugün geri dönüp baktığımda bunu anlayabiliyorum. Özgürlük ihtiyacımdan dolayı seçmişim. Kendimi ifade edebilmek için. Kendimi gerçekten özgür bir şekilde görebilmek için. Başka bir gerçekliğin içerisine girip kendimden uzaklaşıp özgürleşebilmek için. İzlerim ama çok yorucu bir şey kendini izlemek. Yani çünkü sürekli not alıyorsun. Bilinçaltına sürekli bir şeyler doldurmaya başlıyorsun. Ben de öyle oluyor en azından. Yani kendimi izlemekten hoşlanmıyorum. Mutlu çıkacağım, tatminle çıkacağım. Bunu istiyorum yani. Güçlenerek çıkacağımı biliyorum ama.